bu konuda Peşmerge'nin ya da Kürdistan Bölgesel Yönetiminin meclisinin onayı da var. Karar da var. Türkiye de buna tamam demiştir. Ama bundan sonrası askerlerin, güvenlik güçlerinin gerçekleştireceği bir süreçtir. Dolayısıyla bunun zamanlaması ve nasıl olacağı karadan, havadan, tabii ki bunlar her türlü bu konuda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Ama bundan sonraki süreci ilgili birimler yürütecektir. Bu her an olabilir. 150 kişi geçecek. Bunların tabii donatılmış olarak geçecek. Çünkü buraya gelme amaçları da belli. Dolayısıyla bunların karadan ve havadan geçişleri konusunda yine askeri birimler, güvenlik birimleri nasıl olacağı konusunda kendi aralarında görüşüyorlar ve uygulamaya koyacaklar. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin göz önünde olacak bir şey. Bunlar da gizli saklı yapılacak şeyler değil. Türkiye zaten bu konularda tamamen şeffaftır. Sadece bu olayı Kobani ekseninde görmek, değerlendirmek doğru değildir. Gerçekçi de değildir ve bölgemizdeki sorunu da çözmez. 650'den fazla tırla, kamyonla oraya 11 milyon dolar civarında insani yardım yapmış. Sadece Kobani'ye. Kuzey Suriye'ye, sınıra, sıfır bölgelere yaptığımız yardımsa 310 milyon doları geçmiş şu anda. Yaptığımız insani yardımlar. İçeride Suriyeli göçmenlere, Irak'tan gelen işte Yezidi dahil hepsine harcadığımız 4,5 milyar dolardan bahsetmiyorum. Sadece Kobani bölgesine yaptığımız insani ve tıbbi yardım şu anda yaklaşık 11 milyon dolar olmuştur. Ve 650'den fazla tır ve kamyonla bu yardımlar iletilmiştir. Dolayısıyla Kobani'ye Türkiye sessiz kalıyor diye bir algı yaratmaya çalışmak doğru değildir. Hiç kimseye Kobani'ye ve PYD'ye askeri yardım yapacak diye söz vermedi. Onlar bizden diğer bölgelerdeki PYD'lerin de Türkiye'den geçmesini istediler. Biz kesinlikle buna hayır dedik. Ama insani yardımı yapıyoruz ve peşmergelerin gelmesi konusunda sorunu da PYD yaratmış. PYD bugün PKK ile birlikte hareket ediyor. Zaten PYD'yi de diğer Kürt unsurlardan, Irak'taki ve bölgedeki Kürt unsurlardan ayıran da o. Onlar ideolojik yaklaşıyor olaya.